derece dolusu fotoğraflar. Bu Nazım Açlık Grevi'nden sonra bizim bahçede, Cadde Bostan'da Nazım'ın fotoğrafları. Nazım benim resmimi çizmiş. Başka bir fotoğrafı. Nazım'ın kitaplarına 1930 yıllarında bir şeyler çizmeye başladım. Bunlarsa çok sonra, çok sonra Nazım'ın ne yazık ki ölümünden sonra çizilmiş şeyler. Sanırım 1975 filan yıllarında insan manzaraları. İnsan manzaraları için galiba unuttum ama belki 300-400 tane resim çizdim. Bunlar ancak bir kısmı. İşte böyle. Bu kadar çok. Gülsin. Bak ne getiriyorum sana. Cadde Bostan. Evet. Harika değil mi? Evet. Bak. İlk gelişleri hapisten çıktı. Haltasında galiba. İlk görüşümdü, ben ondan önce tanımıyordum Nazım'ı. Ondan sonra girdiler bahçeye ve hatırlıyor musunuz? Melih de vardı bizde. Tesadüf ama. Evet, tesadüf evet. Melih Sabahat Esikbensi, yani ilk tanesi. Sonra havuz başında bir şey hazırlamış bana, bir böyle bir çeşit radyo sofrası falan gibi bir şey. Şezlonglar konuştuk ve oturttuk. Ondan sonra bir büyük çam ağaçları vardı. Bütün havuzun etrafında. Bir aralık uzandı Nazım. Böyle arkası üstü, yani şezlonga. Ve ağaçlara doğru baktı. Ve gerisin geriye döndü. Yok dedi. Bu fazla geldi bana. Hatırlıyor musun? Müthişti. Hiç unutamıyorum. Bu da gene orada işte abidinin bizim evin duvarı dibinde o sıralarda çektiği, çekilen bir fotoğrafı. 920'nin 16 Mart'ı. Harbiye Nezareti Telegrafhanesi buldu Ankara'yı. Etrafta dolaşıyor İngiliz askerleri. Şimdi işte İngiliz askerleri giriyorlar nezarete. İşte giriyorlar içeri. Nizamiye kapısına. Tehlikesi, İngilizler buradadır.